Şimdi Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeleri ekip arkadaşımız Erdem Akbaş'la birlikte konuşacağız. O da bizimle istihbaratlarını paylaşacak. Erdem, kolay gelsin. Sağ ol Ceyda, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Az önce haberimizde detayları izledik Erdem, ama Anderson Talisca Fenerbahçe'nin ciddi şekilde gündeminde, futbolcu bu yönde haberlerde geliyor. Senin aldığın istihbaratları da bizimle paylaşırsan çok mutlu oluruz. Bu gelişmeyle başlayalım Fenerbahçe'de yaşananları konuşmaya. Tabii ki de, tabii ki de Ceyda. Yani açıkçası geçen hafta başlayan bir haberle beraber bu süreci aslında biz orada dahil olmuştuk. Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'yı kiralamak için girişimlerine başladığı yönünde bir haberimiz olmuştu. Ve bu süreç aslında devam ediyor. Fenerbahçe Talisca ile adım adım ilerliyor. Yani şu an bir milli ara transfer dönemi gibi birazcık yaklaşıyoruz, ama şu an bir milli aradayız ve Fenerbahçe hafta sonu Kayserispor'la karşılaşacak. Talisca transferi de devam eden bir süreç. Fenerbahçe oyuncuyla temas kurdu. Talisca'ya bu ilgisini yansıttı. Ardından El Nassr kulübüyle temasa geçti. Sarı lacivertliler bu operasyonu Sayın Acun Ilıcalı ve sportif direktör Mario Branca birlikte yürütüyor. El Nassr'la temas kuruldu. Fenerbahçe Talisca'yı kiralamak istediğini karşı tarafa iletti. Tabii ki de kolay bir transfer değil. Şöyle değil. Arabistan ekiplerini herhangi bir parayla ikna edebilme durumunuz yok. Zaten bu anlamda çok, finansal anlamda çok rahat kulüpler. Fenerbahçe burada birazcık da oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açma istemesini kullanacak. Yani oyuncunun Fenerbahçe'ye gelme durumunu birazcık daha kullanmak istiyor Fenerbahçe. Bu anlamda da kiralamak için görüşmelerine devam ediyor. Şubat ayında devre arasında bu konu çok daha sıcak bir şekilde değerlendirilecek. Fenerbahçe Talisca'yı bu pozisyon için ilk hedefi, zaten hali hazırda da aynı şekilde devam ediyor. Oyuncunun da yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak olduğunu ifade edelim. Tabii burada Talisca'nın maaşı pürüz olan kısım açıkçası bu. Talisca yaklaşık 14 milyon euroya yakın bir para kazanıyor El Nassr'dan. 6 aylık maliyeti bile 7 milyon euroyu buluyor. Fenerbahçe burada takım içindeki maaş dengesini bozmadan, harcama limitlerinde herhangi bir sorun yaşamadan bu transferi bitirmek istiyor. Talisca'nın bonservisinin alınmasıyla ilgili bir girişim olur mu? Bende şu an için böyle bir bilgi yok. Fenerbahçe'nin önceliği oyuncuyu kiralama yönünde. Tabii burada opsiyon olabilir. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer alabilir, ama şu an için öncelik kiralama yönünde adım adım ilerliyor. Fenerbahçe böyle çok aceleci davranmıyor bu transferde. Milim milim ilerleyerek Talisca ve El Nassr'ı aslında ikna etme süreci başladı. Devam eden görüşmeler, yani her günde bir görüşme yapılmıyor transferde. Bir temas oldu, ikinci temas kuruldu, Talisca ile konuşuldu. Talisca zaten Türkiye'ye fazlasıyla hakim. Eski takım arkadaşı Cenk Tosun Fenerbahçe'de oynuyor. Bu taraftan zaten bir yakınlığı da var aslında oyuncunun. Yani zaten Türkiye'ye fazlasıyla hakim olan bir oyuncu. Birazcık da süreç gösterecek, ama Fenerbahçe'nin en ciddi transfer operasyonu şu an için Anderson Talisca. Zaten Christian Medina konusunu zaten biliyoruz. Ocak ayında artık gün sayıyor Medina Fenerbahçe'ye gelmek için. Bunu daha önce de ifade etmiştik. Şu an için Talisca ile ilgili gündem bu. Şöyle tabii, bir ilave soru yönelteyim hemen Erdem. Hep gelecekleri konuşuyoruz ama Enes'le ilgili son dönemde çok fazla haber var. Arabistan'ın ilgisi, Arabistan Ligi'nden bir ilgi olduğuna dair. Satmayı düşünüyor mu Fenerbahçe, ya da Enes'le sen Ocak ayında bir ayrılık bekliyor musun? Senin için sürpriz mi olur yoksa? Açıkçası Enes'i transferinin, Enes'i dedikodularını Talisca'ya bağlantılı bir gündem değil. Yusuf Endesi'nin Fenerbahçe'den ayrılık ihtimali. Suudi Arabistan ekiplerinin El Nassr'a ciddi bir ilgisi var. El Nassr ve El Ittihad'ın iki kulüpten El Nassr'a karşı büyük bir ilgi var ve bu ilgi bir somut teklife de dönüşebilir. Ancak şöyle bir durum var. Fenerbahçe yaklaşık 3 gün sonra, 4 gün sonra Kayseri'de önemli bir maça çıkacak ve El Nassr'ın da o maça ilk 11 başlama ihtimali çok çok yüksek. Fenerbahçe'nin şu an ilk 11'ine ilk yazdığı forvet oyuncusu ve bu planlama dahilinde kulüp tarihinin en yüksek bonservisi ödenerek alınan bir oyuncu. Fenerbahçe şu an için El Nassr'ı satmaya
en azından sıcak bakmıyor. Fakat 30 milyon euronun üstünde bir bonservis bedeli gelmesi halinde Fenerbahçe'nin En-Nesyri'den çıkması ve yeni bir forvet arayışlarına da tabii ki de bu süreçte başlaması lazım ki Ocak ayında bu tarz radikal değişiklikler ne kadar önemli olur, ne kadar fayda sağlar, bunlar da içinde riskleri barındıran konular. Çok fazla değerlendirilmesi gerekiyor ve bu hafta olmasa bile sonraki haftalarda Mourinho sportif direktör Branko Acunulucalı bu konularla ilgili kapsamlı bir toplantı yapacak ve bu toplantının sonucundan ardından bu isimlerle ilgili daha net şeyler söyleyebiliriz. Ama şu var, 30 milyon euronun üstündeki teklifler de Fenerbahçe'nin kafasını karıştırabilir. Bu anlamda yerine belirlenecek adaylar da, bu adayların nasıl gelebileceği de, hızlı bir transfer operasyonu yapabilir mi Fenerbahçe? Bunlar da var. Yani En-Nesyri'nin ayrılığı sadece En-Nesyri'yle ilgili değil, yerine konabilecek isimlerle de alakalı. O yüzden şu an planlama dahilinde Fenerbahçe En-Nesyri için satacağım diye bir planı yok ama gerçekten 30 milyon euro üstünde teklifler gelirse de değerlendirmeye alabilir kulüp. Bu anlamda da çok soğuk değil bu tarafa. Ve tabii Kayserispor mesaisini de konuşalım. Fenerbahçe milli ara dönüşü Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma cumartesi günü saat 16'da. Bu milli arayı Fenerbahçe nasıl geçirir derdi? Milli arada Fenerbahçe zaten birçok oyuncusu milli takıma gitmişti. Kalanlarla beraber antrenman yaptı. İzin aslında bugün bitiyor. Fenerbahçe bugün itibariyle Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Samandıra Canbartu tesislerinde Mourinho yönetiminde Sarı Lacivertler Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün itibariyle start verdi. Tabii ki de önemli bir maç. Milli ara sonrası dönüşler her zaman zor olmuştur tüm kulüpler için. Fenerbahçe'de Kayseri'de cumartesi günü saat 16'da oynayacak. Sakat oyuncuların takıma dönüşü bu anlamda tabii ki de yaralarını sardı Fenerbahçe. Cengiz Ünder bireysel çalışıyordu. Artık takımla çalışmalara başladı oyuncu ve Kayseri'de kadroda olacak Cengiz Ünder. Alexander Jiku yine sakatlığı sebebiyle Gana milli takımının kadrosundan çıkarılmıştı. Onda da bir problem yok. Jiku da Kayseri kafilesinde yer alacak bir diğer isim olacaktır. Çağlar Söyüncü'nün tabii birazcık daha zamana ihtiyacı var. Onun için hedef maç Beşiktaş derbisi. Fenerbahçe Sağlık Heyeti Beşiktaş derbisine Çağlar'ı yetiştirmek istiyor. 3 hafta sonra oynayacak lig maçında Beşiktaş derbisinde Çağlar'ın kadroda olmasını bekliyoruz. İrfan Can'ın durumu yakından takip ediliyor. İrfan Can Kayseri'de olabilir. %50-%50 diyorum açıkçası ben ama bugün, yarın ve Kayseri maçına kadar yapılacak antrenmanları bir görmemiz lazım. O antrenmanların ardından İrfan Can Kahveci'nin de kadroda olup olmadığını göreceğiz. Açıkçası olabilir kadroda ama yedekler arasında görürüz bu kez İrfan Can Kahveci'yi. Sakatlık durumları bu şekilde. Hazırlıklarına bugün start verdi Fenerbahçe. Cumartesi günü de Kayseri Spor'la karşılaşacak. Cuma günü Kayseri'ye hareket edecek Sarı Lacivertler. Milli arayı tamamlıyoruz artık. Aslında birazcık da bu süreçle beraber transfer gündemi de birazcık da gündemden düşecektir. Çünkü Talisca ile başlayan bir süreç var. Bunlar devam edecek. Hem Talisca görüşmeleri, hem En-Nesyri olan ilgi ve Fenerbahçe'nin bu taraftaki tavrı ve sol bek arayışı da var aynı şekilde. Bunlar bir süreç. 6 hafta var ilk yarının bitmesine. Bu 6 haftalık süreç birçok şeye gebe. Ayrılıklar da olabilir, gelenler de olabilir. Fenerbahçe gündemi bu şekildeydi.